Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Konumuz 2. sınıf çarpma işlemi. Evet, çarpma işlemi ne demek? Toplamayı biliyoruz. Toplamayla örnek verelim. 3 evet, tane tabak çizelim. 1 2 3 tane tabağımız var. Her tabakta 2'şer tane elmamız olsun. 1 elma, 2 elma, 1 elma, 2 elma, 1 elma, 2 elma, 3 tane tabağımız var, 2'şer tane elmamız var. Bu tabakta 2 elma, bu tabakta 2 elma, bu tabakta 2 elma. Nasıl buluruz bunu toplama işlemi olarak? 2 i̇ki ile 2'yi toplarız, sonra diğer 2'yi toplarız, 2, 2 daha 4, 2 daha 5. 6 elma yapar. Bunu şimdi çarpma işlemi olarak göstereceğiz. Kaç tane 2 var burada? 1 2 3 3 çarpı işaretini bu çarpmanın sembolü çarpı. Bunu tane olarak söyleyeceğiz. 3 tane 2. Kaç tane 2 vardı? 1 2 3. 3 tane 2 eşittir 6. Ritmik sayma yaparak da bulabiliriz. 3 parmağınızı kaldırırsınız. 2'şer 2'şer sayarsınız. 2, 4, 6. 3 tane 2 kaçmış? 6. Kalemler çizelim şimdi. Kalemlik yapalım. 1, 2, 3 4 tane kalemliğimiz olsun. Her kalemlikte 3 kalemimiz olsun. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Evet, her kalemlikte kaç kalemimiz var? 3 kalemimiz var. Burada 3 3 3 3 bu kalemleri toplama işlemi yaparak nasıl buluruz? 3 artı 3 artı 3 artı 3. Çünkü 4 tane kalem kutumuz vardı. 4 tane 3'ü yazdık. 3, 3 daha 6. 6, 3 daha 9. 9, 3 daha 12 yapar. Peki bunu çarpma işlemi olarak yapsak ne demiştik buna? Tane demiştik. Kaç tane 3 var? 1, 2 3 4 4 tane 3 var. 4 tane 3. 4 tane 3. Kaç yapar? 4 parmağınızı kaldırıp üçer üçer sayabilirsiniz. 3 6 9 12 Veya 3 parmağınızı kaldırıp 4'er 4'er sayabilirsiniz. 1 2 3 4 8 12 İkisinde de aynı sonuca ulaşıyoruz. Evet, şimdi büyük bir sayı yapalım. 5 tane kasamız olsun. 1 2 3 4 5 tane kasamız var. 5 tane kasada portakallar var. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Her kasamızda da 5 tane portakalımız var. Bu kasada 5 portakal var, bu kasada 5, bu kasada 5, bu kasada 5, bu kasada da 5 portakal var. Her kasada 5 portakal olduğuna göre toplama işlemi yaparak bulalım önce. 5 artı 5 artı 5 artı 5 artı 5. Kaç tane 5'imiz var? 1, 2, 3, 4, 5 tane 5'imiz var. Toplayalım şimdi. 5, 5 daha 10. 15 daha 15. 15, 5 daha 20. 25 daha 25 yapar. Çarpma işlemi olarak gösterelim. Kaç tane beşimiz vardı? 1 2 3 4 5. 5 tane kasamız, 5 tane de portakalımız vardı her kasada. 5 tane 5. 5 tane 5, 5 parmağımızı kaldırıp 5'er beşer, beşer sayarak bulabiliriz. 5 10 15 20 25. 5 kere 5, 25, 25 portakal. Evet toplama işlemi yaparak böyle bulduk. Toplama işlemi çok uzayacağı için kısa yoldan çarpma işlemi yaparak bulabilirsiniz. Bu şekilde de aynı sonuca ulaşıyoruz. Şimdi bir problem yazalım çarpma işlemi ile ilgili. Günde iki bardak süt içen Arda haftada kaç bardak süt içer. Evet günde iki bardak süt içiyormuş Arda. Haftada kaç gün var? 7 gün var. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün, yedinci gün. Her gün iki bardak süt içiyormuş Arda. Birinci gün iki, ikinci gün iki, üçüncü gün iki, dördüncü gün iki, beşinci gün iki, 6. gün 2 ve 7. günde 2 bardak süt içiyormuş. Kaç gün var? 7 gün var. 7 tane ikimiz var. 7 tane 2. 7 günde ikişer bardak süt içti. 7 tane 2. 7 çarpı 2 kaç yapar? 7 çizgi çizelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Çarpım tablosunu ezberlerseniz çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz bunu. 7 çarpı 2, 14 yapar. 14 bardak süt içer. Bir problem daha çözelim. Evet, Ayşe günde 5 sayfa kitap okuyor. Ayşe altı günde kaç sayfa kitap okur? Kaç gün var? Altı gün var. Yazalım. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün. Her gün 5 sayfa kitap okumuş Ayşe. 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5'leri toplamak yerine ne yapıyoruz? Çarpma işlemi yapıyoruz. Daha kolay bir şekilde iş sonucumuzu buluyoruz. 6 gün var. 6 günle 5'i çarpıyoruz. 6 tane 5 sayfamız var çünkü. 6 kere 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beşer beşer sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 6 kere 5 kaç yaparmış? 30. Ayşe 6 günde 30 sayfa kitap okur. Bir manavda 6 kasa elma var. Her kasada 10 elma olduğuna göre bu manavda kaç elma vardır? Şimdi bir manalda 6 kasa elma var. Kasalarımızı çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kasa var. Her kasada 10 elma olduğuna göre 10 bu kasada, 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 10 bu, bu kasada var. Ne yapıyoruz? Toplama işlemi yapmıyoruz. Çarpma işlemi yaparak sonucunu buluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kasamız vardı. Yani 6 tane 10 elmamız var. 6 tane 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 elma vardır. Alt alta çarpma işlemi yapalım. Birkaç tane örnek çözelim. Evet 3 ile 4'ü çarpacağız. 3 parmağımızı kaldırıyoruz. 4'er 4'er sayıyoruz. 4, 8, 12. 3 kere 4, 12. 3 tane 4, 12. Yan yana yapsak da sonucumuz değişmez. 3 kere 4, 12. Sayılarımızın yerini değiştirsek de sonuç değişmez. 4 çarpı 3, o da 12. 4 ile 2'yi çarpalım. İki parmağımızı ya da 4 parmağımızı kaldıracağız. 4 parmağımızı kaldıralım. İkişer ikişer sayalım. 2, 4, 6, 8 4 kere 2, 8 4 çarpı 2, 8 2 çarpı 4, o da 8 Çünkü iki parmağımızı kaldırıp dörder dörder sayarsak 4, 8 yapar yine sonuç 8 değişmez. Evet 3 çarpı 5 yapalım. 3 parmağımızı kaldıralım. 5'er 5'er sayalım. 5, 10, 15. Ya da 5 parmağımızı kaldırıp 3'er 3'er sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 9, 12, 15. Sonuç değişmedi. 3 çarpı 5, 15. 3 kere 5, 15. 5 kere 3, o da 15. 7 çarpı 2 kaç yapar peki? Bunun sonucunu yorumlara yazın. Konumuz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.